Türkiye'de muhalefet 31 Mart seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre büyük şehirlerde büyük bir başarı elde etti. Ankara'yı muhalefetin adayı Mansur Yavaş kazandı. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu rakibi Binali Yıldırım'dan daha fazla oy aldı. Ancak AKP bazı il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. German Marshall Fonu Ankara Direktörü Özgür Ünlühisarcıklı seçim sonuçlarını muhalefet için bir zafer olarak nitelendirdi. Bu sonuçlar önemli. CHP aslında AKP'den İstanbul ve Ankara gibi çok önemli şehirleri almayı başardı. İzmir'i yine ellerinde tuttular. Adana ve Mersin gibi Akdeniz kıyısındaki diğer şehirleri MHP'den aldılar. Bu muhalefet için önemli bir zafer olarak görülebilir. Ayrıca akıllı adaylar gösterebileceklerini kanıtladılar. İyi stratejiler ortaya koyabileceklerini de. Aslında kazanan koalisyonlar kurabiliyor ve İstanbul'da Ekrem İmamoğlu gibi genç liderler çıkarabiliyorlar. Bu kesinlikle Türkiye'de ortaya yeni bir siyasi manzara çıkmasını sağlayacaktır. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim gecesi yaptığı balkon konuşmasında muhalefetin başarılarına karşın Türkiye genelinde alınan oy oranına atıfla kazananın AKP olduğunu söylemişti. Seçim sonrası Türk siyasetini nasıl bir gelecek bekliyor? Aslında bu Cumhurbaşkanı Erdoğan için bir fırsat penceresi açıyor. Çünkü bundan sonra ülkedeki siyasi gerilimin azalması bekleniyor. Zira muhalefetin de ülke yönetiminde payı olacak. Bu ayrıca önümüzdeki 4 yıl içinde planlanmış bir seçim olmadığı ve olmayacağı anlamına da geliyor. Bu iktidar partisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ekonomik ve siyasi reformlar yapmaları ve ayrıca isterlerse Türkiye'nin yabancı ülkelerle ilişkilerini düzeltme fırsatı sunuyor. 2023 yılındaki gelecek Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar ülkenin genel durumunu iyileştirme fırsatı da. Türkiye başta gıda olmak üzere fiyat artışları, yüksek enflasyon, yüksek işsizlik ve Türk lirasındaki değer kaybıyla mücadele ediyor. Ekonomik gidişatın vatandaşların kararında etkili olduğu kaydediliyor. Peki seçim süreci adil miydi? Bu seçimler öncesi Türkiye'deki bazı insanlar ve yurt dışında Türkiye'yi takip edenler mevcut koşullar altında Türkiye'nin doğru dürüst seçimler yapamayacağını savundu. Bazıları Türkiye'deki seçimlerin gerçek ve rekabetçi olamayacağını, Rusya, Azerbaycan ve Avrasya Cumhuriyetleri gibi yerlerde olduğu gibi hileli olacağını söyleyecek kadar ileri gitti. Ama seçimler bunun aksini kanıtladı. Tamam, seçimler hiç adil olmayan bir ortamda yapıldı. Ancak gerçekti ve gerçek sonuçlar ortaya çıkardı. Ve çok rekabetçiydi ki muhalefet en azından önemli bir zafer kazanmayı başardı. Bence bu Türkiye'nin uluslararası itibarına katkı sağlayacak ki Türk hükümetinin de bunu memnuniyetle karşılaması gerektiğine inanıyorum. Kazanan adaylar nihai seçim sonuçlarını ve mazbatalarını alacakları günü bekliyor. Seçim sonuçlarının Türk siyasetini nasıl şekillendireceğini ise zaman gösterecek.